Merhaba değerli izleyiciler. Bugün 24 Nisan 2018 saatimiz Türkiye'de 23.09'u gösteriyor. Yayınımızı ister şu an canlı, ister daha sonra tekrar izleyen tüm konuklarım. 23 derecenin 77. programına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Türkiye'nin ve dünyanın alternatif gündem değerlendirme programı 23 derece. Yani baktığınızda Türkiye'de konuşulmayanı, yazılmayanı, dünyada özellikle Türkiye'de görünmeyen tüm gündem maddelerini sizlerle burada buluşturmaya devam ediyoruz. Bu yüzden siz değerli dostlarımızdan, izleyicilerimizden iki rica ile başlıyoruz. Yayınımızı Scope uygulaması üzerinden izliyor iseniz ki hemen sağ alt tarafta 3 nokta işareti var. Oradan paylaş linkine basmanızı rica ediyorum. Twitter üzerinden de retweet etmeniz önemli. Kalpler konusunda, özellikle süper kalpler konusunda da cömert olmanızı rica ediyorum değerli dostlarım. Malum bu algoritmalar bizi daha fazla seyirciyle buluşturmuş oluyor. Bugün aslında Türkiye gündemi son bir haftadır seçimle yatıyor, seçimle kalkıyor. Haklı olarak geçen hafta salı günü MHP liderinin açıklamasından sonra Türkiye'nin tek gündem maddesi seçim oldu. Ama bir o kadar da önemli olan şey ki dünya gündeminde çok hızlı bir şekilde değişiyor. Küresel bir ekonomik kriz ve savaş yaptırımı savaşla karşı karşıyayız. Bu yüzden aslında bugün gündemi ana gündem maddesini 13 Mayıs sabahına endeksledim. 13 Mayıs'ta ne olacak, ne bitecek? Önce bunu doğru bir şekilde ele almak gerekiyor ama tüm seyircilerim merak ediyor. Tüm gün içerisinde özellikle bugünlerde çok DM, hatta doğrudan tweetle mesajlarla alıyoruz. Seçimler. Bu yüzden öncelikle seçimleri sizlerle birlikte değerlendirmek istiyorum. Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeydim. Adalet Kalkınma Partisi milletvekilleriyle, CHP milletvekilleri ve HDP milletvekilleriyle temasım oldu. Tabii İYİ Parti'den de olmadı desek yanlış olmaz. Değerli dostlarım, neler oldu sizlere hızlıca aktarmak istiyorum. Malumunuz üzerine Cumhuriyet Halk Partisi'nin herkes bir aday beklentisi için ama CHP gerçek anlamda krizi doğru yönettiğini düşünüyorum. Yani CHP'nin bu dakikada adayını açıklamış olması iktidar tarafından ve özellikle bir saldırma, iktidar tarafından yıpratılma politikası uygulanacak. Bu sefer gündem belirleyici olan CHP'nin stratejisi olduğunu görüyoruz. Özellikle 22 Nisan günü yaptığı hatırlarsanız açıklama çok da ilginç değildi. Yani İyi Parti ile olan ittifak demeyeyim de 15 milletvekilinin demokrasi adına geçmiş olması iktidarda bir şok etkisi yaratmıştı. Ve her günde CHP'yi çatı adayına doğru sürüklemeye, diğer siyasi partileri çatı adayına sürüklemeye, tek rakip üzerinden ise yıpratma politikası izlemeye çalışıyorlar. En çok adayın açıklanmamasından, kimyası bozulan hiç kuşkusuz bugün Cumhur İttifakı olduğunu çok rahat bir şekilde ifade edebiliriz. Ama şunu da söyleyebilirim. Bugün CHP'nin çok farklı milletvekilleriyle temasım oldu. 13 tane milletvekiliyle görüşmüşüm bugün, baktım notlarıma. Adayın kim olduğunu daha hiçbirisi bilmiyor. Aday adayları çok. Muharrem İnce, bir gün sabah bakıyoruz Muharrem İnce ön planda. Bir gün bakıyoruz Abdülhatif Şener ön planda. Bir gün bakıyoruz İlhan Kesici. Yani çok farklı isimler dolaşıyor. Abdullah Gül olacak mı olmayacak mı var ama şunu net bir söyleyebilirim. CHP tabanında kesinlikle ama kesinlikle Abdullah Gül'e karşı olağanüstü bir muhalefet var. Hani bu noktada CHP'nin doğru bir strateji üretemeyeceğini düşünüyorlar haklı olarak. Ve ısrarla çizgide şu 22 Nisan öncesi çizgi, yani muhalefet partilerinin her birisinin ayrı ayrı aday çıkarması. Tabii parlamento için ittifaklar ayrı, onlar olabilir. Demokrasi için ittifaklar olabilir ama Cumhurbaşkanlığı noktasında kesinlikle ama kesinlikle ayrı ayrı adaylar çıkarılması konusunda hemfikirler. Keza buna HDP'li, hatta İyi Partili ve İyi Partili milletvekilleri de rahatlıkla söyleyebiliriz. Ama şu da bir gerçek. Bugün seçimlere hangi siyasi parti hazır diye baktık. Her ne kadar kongrelerini yapmış, Türkiye'nin yaklaşık 78 ilinde ya Cumhurbaşkanı üzerinde ya da Başbakan üzerinde ki 67'sinde Cumhurbaşkanı bizzat kendisi katılmıştı ilk kongrelerine, yapmış bir siyasi parti var, Adalet Kalkınma Partisi. Ama bugün seçime hazır olmadığını rahatlıkla söyleyebilirim. Bugün milletvekillerinin yarısından fazlasının değişme korkusu var. Yani onların gündemi Cumhurbaşkanlığı değil veya 24 Haziran'da ne olacak, 8 Temmuz'da ne olacak, bunun hesaplarını yapmıyor. Açıkça söylemek gerekirse hepsi acaba koltuğumu sağlamlaştırabilir miyim, yeniden aday olabilir miyim kaygısı içerisinde. Ama İyi Parti'de çok büyük bir rahatlık gördüm. Bugün genel idare kurulda toplantı yaparak Meral Akşener'i Cumhurbaşkanı adayı olduklarını ilan ettiler. Ama YSK ile ilgili ilginç bir gelişme, ilginç bir gol, bir hamle olabilir mi? Komple teorisi olacak ama bunu buradan dillendirmek de istiyorum. Siyasi partiler gruplarını kurma hakkını
kazanmıştı zaten İyi Parti 15 milletvekilinin geçmesiyle. Şu anda 20 milletvekili var. 20 milletvekili arasından Cumhurbaşkanı adayı mı gösterecek yoksa dışarıdan mı aday gösterecek? YSK bu konuda farklı, temayüllere aykırı bir karar verebilir mi? Meral Akşener'in adaylığı konusunda bir set çekebilir mi? Yani keza çektikten sonra o 5 günlük süre içerisinde bir çözüm üretilebilir mi? Bu ihtimal çok düşük bir ihtimal. Belki milyonda bir bir ihtimal ama bu ihtimalde meclis kulislerinde bugün bir Adalet Kalkınma Partili milletvekilinden duyduğumu ifade etmek istiyorum değerli dostlar. İnşallah böyle bir saçmalık, böyle bir demokrasi katliamı da olmaz. Ama değerli dostlarım, HDP çok ilginç bir süreçte. Farkındaysanız yani şu anda Türkiye'de koalisyon ihtimalleri konuşuluyor, ittifaklar konuşuluyor, cumhurbaşkanları cumhurbaşkanı adayları konuşuluyor ama HDP ile ilgili gerek iktidarda gerek muhalefette en ufak bir herhangi bir açıklama yok. Bu beni biraz şaşırttı. Bugün hani HDP'den görüştüğüm birkaç milletvekilinde gerçekten tebrik ettim. Dediler bu sürecin dışında kalmaya, kurulacak ittifakların sonuçta Cumhur İttifakı'na karşı kurulmasını noktasında olduğunu, ikinci tur adayları kim olursa olsun ikinci tura kalacak aday kesinlikle destekleyeceklerini, HDP olarak da aday çıkaracaklarını ifade ettiler. En güçlü isim olarak tabii ki Selahattin Demirtaş görülüyor ama 30 Nisan'da bir davası var. Benim anlamadığım, aslında daha doğrusu anladığım tezini de ortaya koymuştum daha önceki yayınlarda. Demirtaş'ın adaylığı konusunda HDP'de bir handikap var. Mahkumiyeti olursa adaylığı söz konusu olmaz. Ya ben tam tersini düşünüyorum. Demirtaş'ın HDP'nin her koşulda aday göstermesi gerekiyor. Neden göstermesi gerekiyor? Ya Demirtaş'ın şu anda ikinci tura kalma ihtimali şu konjektürde pek ihtimal içerisinde görmüyorum. Ama HDP politikalar açısından Demirtaş'ın içerideki cezaevinde geçirdiği süre bazından ve sonuçta Demirtaş'ın da siyasal kimliğinin sadece Kürt tabanlı değil de özellikle Anadolu'dan hatta Batı'dan ciddi oylar aldığını düşünür isek politik manevra açısından Demirtaş'ın adaylığı doğru ama nedense HDP bu ihtimali ilk defa yasal süreç içerisinde değerlendirmeye başladı. Oysa kalıpları zorlayan, sınırları zorlayan bir siyasi partiydi. Daha önce hatırlarsanız yayınlarımızda HDP'de bir grubun Demirtaş'ı tasfiye etmeye yönelik bir çabası olduğunu ifade etmiştik. Sanki bunun işaretini alıyorum. Ama onun dışında adaylar kimler olursa çok farklı isimler dolaşıyor ama Demirtaş'ın yerini tabii ki HDP'de kim doldurur bilemeyiz ama onun dışında şahsi kanaatim en güçlü aday olarak da Ayhan Bilgen olabileceğini düşünüyorum ama tabii HDP 30 Nisan'dan önce karar vermeyecek. Gündemin asıl belirleyiciliği bu noktada HDP olacak. Zaten seçimlerin de parlamento seçimlerinin kilit partisi bugün denklemler dışı kalıyor ama HDP olduğunu unutmamamız gerekiyor. Hiçbir ittifak mecliste 301 milletvekiline sahip olamıyor. Şu an gelen anket sonuçları, önceki yapılan anket sonuçları net ortada. HDP'nin barajı geçtiği bütün matematiksel olasılıkları incelediğimizde en iyimser ihtimalle Cumhur İttifakı 270, en kötümser ihtimalle 220 milletvekiliyle mecliste temsil edecek. 301 milletvekili alamazsa, İsterse Cumhurbaşkanı Erdoğan olsun, Cumhurbaşkanı XYZ olsun, Cumhurbaşkanı kararnamelerini iptal etme hakkına sahip. Çok garip bir sistemdeyiz aslında. Bu sistemin çarpıklığını 16 Nisan'da muhalefetin neden hayır dediğini de gösteriyor. Bu arada yayınımıza yeni katılan dostlarım, bir paylaşalım mı? Daha fazla konuk ağırlayalım, daha fazla insanla burada buluşalım. Tabii kalpler konusunda cömert olun dostlar. Sağ tarafına akıyor, görüyoruz, mutlu da oluyoruz. Süper kalp atmak isteyenler varsa sevinebilirim yani. Bu da bizim algoritmamız önüne geçiyor. Tabii bununla ilginç bir şey. Bugün CHP grup toplantısındaydım. Bunu da size aktarmak istiyorum. Hayatımda hani herhalde katılmadıysam 30'u aşkın CHP grup toplantısına çok rahat katılmışımdır. Son süreçte hemen hemen 2 hafta bir kesin CHP grup toplantısındayım. Kılıçdaroğlu'nun muhalefet dozajını ciddi anlamda artırdığını ve bu sefer farklı bir şeyi de sizleri gözlemlemek istiyorum. Tatlı sot muhalifliği yapan bazı milletvekilleri vardı. Sosyal medyada görüyorduk. Eleştiri yapıyordu ama eleştiriler doğrudan iktidarın başına, Sayın Cumhurbaşkanı'na, AKP lideri Erdoğan'a değil, kurmaylarına veya müdürlerine veya kadrosuna veya arkasındaki güce yapılıyordu. Ama şunu ne söyleyebilirim? Doğrudan artık muhalefeti iktidarın merkezine doğru yapmaya başladılar. Bu çok önemli bir şey. Üslup çok sertleşti. Bunu net ifade edebilirim. Ya bugün herkes bir aday beklentisi içindeydi. Ama şunu söyleyeyim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı en erken açıklanma tarihi Cuma akşamı. Neden Cuma akşamı? Bugün parti meclisi bu nokta olumlu bir karar alacağını zaten beklemiyorduk. Bugünkü meclis kulislerimizden bunu anladık diyebiliriz. Çünkü aday hala baştan söyleyeyim Kılıçdaroğlu dahi bilmiyor.
Hala ittifak görüşmeleri var. Sonuçta ittifak için yetki aldı. Ama şunu da söyleyelim. CHP milletvekillerde bir seçilme kaygısı var mı? Bugün görüştüğüm hiçbir milletvekilinde adaylık düşüncesi ağızlarından geçmedi bile. Hani zorladım hatta bazılarını. Çoğunu da yakın en tanımadığıma rağmen. Daha önceki seçimlerde birebir sohbetlerde bunu ifade ederlerdi. Ama bunu ifade etmediklerini gördüm. Bu çok iyimser bir durum. CHP ilk defa parlamentoda kendi koltuğu için değil milletvekillerinin tam tersini Cumhurbaşkanlığı stratejisiyle parlamento stratejisi üzerine konuşuyor. Ve bugün parti meclisi Sayın Kılıçdaroğlu'na ittifak yetkisi verdi. İttifak kuracak. Bunu net söyleyeyim. Cumhuriyet Halk Partisi ittifak kurmak zorunda. Bunun tek nedeni de parti içi dengesi açısından. Zira seçime çok az bir süre kaldı. Eğer Cumhuriyet Halk Partisi ittifak kurmazsa değiştirilen Mart ayındaki düzüğüne göre ön seçim yapmak zorunda. Ön seçim için önümüzde öyle bir gün süreç yok. CHP adaylık başvuruları daha da başlamadı. Diğer siyasi partilerde bunun kulisleri çalışmalar başladı. MHP'de başladı. Bunu da vurgulamak istiyorum. Yani Türkiye gündemi şu anda seçim ama seçimle biraz uzaklaşmamız gerekiyor. Çünkü başka gündemlerde ciddi anlamda değişmiyor değil. Bunu göz ardı etmeyin. Neden değişiyor? Evet, Cumhuriyet Halk Partisi şu anda Türkiye'nin son 4 gündür gündemini belirleyen bir siyasi parti. Muhtemelen adayın açıklayacağı güne kadar da gündemin ana maddesi CHP olacak. Psikolojik üstünlük ilk defa Türkiye'de uzun bir süreden sonra CHP'ye geçti. Adalet yürüyüşünün ilk günü ve adalet yürüyüşünün son günü adalet mitinginde bu psikolojik üstünlük sadece sınırlı 2 günde bir CHP lehine değişmişti. Ama şu 4 gündür ve arkasından gelecek günlerde hesaplarsak uzun süreli muhalefetin gündemde kalabilmesi dikkat çekici. Saadet Partisi adayı konusunda tabii herkes bir yorum yapıyor. Ben de kısaca bir yorum yapmak istiyorum siz değerli dostlarımla, izleyicilerimle. Evet, Saadet Partisi'nin adayı %99 değil artık %100. Bugün akşam Abdullah Gül ile Temel Bey'in beraber aynı karede olması mesajı net veriyor. Saadet Partisi Abdullah Gül ile anlaştı. Peki Abdullah Gül muhalefetin çatı adayı olabilir mi? Çatı adayı projesi yok. CHP bunu net bir şekilde kapılarını kapattı. Keza İyi Parti'nin de bu konuda aynı benzer düşüncesi var. Sadece ittifak parlamento için var ve ittifak ikinci turda en güçlü aday kim olursa onun için var. Ben CHP tabanından bugün çok marjinal ifadeler duydum. Yani bunu açıkça söylemek istiyorum. Abdullah Gül konusundaki tepkiyi ifade etmek için. Abdullah Gül olursa oya gitmeyeceğiz, sandığa gitmeyeceğiz diyenler var. İstifa etmekten bahseden İzmir'in anlı şanlı büyük ilçe belediye başkanları var. Bunu net söyleyebilirim. Hani şahsi kanaatim Abdullah Gül bende de çok negatif bir etki yaratan bir isim. Bunu da açık söylüyorum. Tahammül sınırı olmayan ve kendisine sadece Çankaya noteri diye bir kibar eleştiri yaptığım için sosyal medyada beni engelleyecek kadar tahammülsüz birisi. Şahsen ben de onu engellediğim için sorun yok. Değerli dostlarım, gündemimize geçelim ama dünya çok çok kaynıyor. 13 Mayıs günü dünyada kritik bir ekonomik krizin tetiği başlayabilir. Bu tarihi net verdim. Hatta iş adamları izleyenler varsa veya elinde bir miktar yatırımı 13 Mayıs'a dolara para yatırsın. Şimdiden bunu söyleyeyim. Neden? Bunu ortaya koyarım. Öncelikle bugün dünyada neler olmuş ona bakalım. Hatırlarsanız dün Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Almanya'ya nota verdi. Neden vermişti? 24 Haziran seçimlerinde Almanya'da oy kullanabilmesi için. Bunu yayınımızda dün bahsetmiştik. Alman yasalarına göre AB ülkesi olmayan bir ülkede seçim propagandası, yani kendi topraklarında seçim propagandası yapması için en az 3 ay önceden olması gerekiyor demişti. Keza bu yüzden de Türkiye sandık kurulmasını talep etmişti ama şunu söyleyebilirim. Diplomatik kaynaklar net söyleyeyim. Sandık kurulmasına engel değil. Şu anda öyle bir haber geçiyor. Tabii ki engel olma hakları var ama Almanya dahil Avrupa Birliği'nin hiçbir ülkesi Türkiye Cumhuriyeti'nin yapılacağı seçimlerde sandık kurulmasına engel değil. Sadece propaganda yasağı var. Keza bugün Heiko Maas New York'taydı. Bir konferans panel için Birleşmiş Milletler, keza bizim Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu da New York'taydı bugün. Bu konuda açıklama yapmaktan geri çekindi ama Alman muhalefeti Türk siyasetçilerinin kesinlikle ama kesinlikle Almanya'da politika yapmasını istemiyor. Keza bunu diğer Avusturya ve diğer ülkelerde eklendiğini söyleyebiliriz. Ve bu yüzden Türkiye ile ilgili yapılacak her türlü etkinliğe izin verilmemesi istiyor. Hatta yakında bir Almanya'da bir anma var. Schillingen anması. 5 Türk, 3'ü çocuk 5 Türk'ün yakılarak öldürüldüğü ırkçı bir saldırının anması. Mesela Sayın Çavuşoğlu bu toplantıya gidecek ama bu toplantıya gidip gitmemesi konusunda izin verilme tartışması da yaşanmıyor değerli dostlarım. Tabii Heiko Maas demişken Heiko Maas'la ilgili ilginç bir
gelişme de yaşandı. Bugün Çavuşoğlu'yla bir görüşme yapmıştım. Bunu da göz ardı etmemiz gerekiyor. Çavuşoğlu bugün Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda, pardon, Güvenlik Konseyi'nde bir konuşma yaptı. Genel Kurulu'nda Perşembe günü bir konuşma yapması bekleniyor. Ben okumak istiyorum. Yorumu size bırakıyorum değerli dostlarım. Avrupa'da aşırıcılığın yükselişinin olduğu, bazı lider ve politikacıların kullandığı ayrılıkçı söylemlerin tehlikeli olmaya başlamıştır. Avrupa adım adım bölünmeye, kutuplaşmaya doğru gitmektedir. Merak ediyorum. Çavuşoğlu'nun bu konuşmasını saray gördü mü? Adalet Kalkınma Partisi gördü mü? Ben Avrupa kısımlarını kapatıp yerine Türkiye yazdığında farklı bir sonuç almıyorum. Bunu da söylemek istiyorum. Umarım samimidir. Ama Çavuşoğlu'nun temasları arasında bugün sadece bu yoktu. Fransa da vardı. Bunu da göz ardı etmememiz gerekiyor. Tabii bir de yeni sistemi anlatmaya çalışmak gerekiyor. Seçime de tekrar döneceğim ama çünkü Çavuşoğlu bugün görüşmesinde bazı Avrupa kaynakları Türkiye'deki sistemi anlatmaya, Türkiye'de değişen rejimi anlatmaya çalıştı haber kaynakları. Ve çok ilginç bir tespit yaptı. Aslında Türkiye'de muhalefetin kullanmadığı bir tespit, Alman gazetesinin kullandığı. 1. Murat zamanı, yani 1320 yılı arkadaşlar, yaklaşık olarak 600-698 yıl önce oluyor. Türkiye'de başbakanlık kurumu var diyordu. Vezir-azamlık bir kurumu. Arkasından sadrazamlık. Tanzimatla birlikte başbakanlığa dönüşmüştü. Çağdaş, modern anlamda. Ve 1961 yılına kadar da başvekil kavramı kullanılıyordu. 1961 anayasasıyla bu kavram kaldırıldı. Başbakanlar diyor. İlk defa bu kurum kalkacağını, danışma meclisinin kalkacağını, yani tek adamlık sistemine geçeceğini ifade ettiler. Evet, muhalefet bunu hala vurgulamıyor. Bunu net bir şekilde ifade etmek gerekiyor. Bu arada tabii bu gelişme olurken bir not düşmek istiyorum. Tuna Bekleviç, geçmişte Adalet Kalkınma Partisi içerisinde siyaset yapmıştım. Aynı zamanda Tuna Bekleviç, baktığımızda alternatif politikalarla tanınan, barışçıl politikalarla tanınan birisiydi. Ve geçtiğimiz hafta cumartesi günü Ankara'dan Diyarbakır'a 1000 kilometrelik kardeşlik yürüyüşüne başlamıştı. Bu yürüyüşü ilk adımını atan 3 kişiden birisiyim. Eşlik de etmiştim belli bir kilometresine kadar. Tuna Bekleviç bugün Kayseri'ye ulaştı ve ciddi bir söylemle gidiyor. Kürtler üzerinde özellikle bir politika geliştirmeyi öneriyor. Ve muhalefetin, kendisi Cumhurbaşkanı adayı, bu adını da belirtmek istiyoruz. İstanbul'da falan standlarını kurdu ama hala bir prosedür belli olmadığı için bu imzalarla ilgili 100 bin imza toplayacak, toplayamayacak bilemiyoruz. Ama bunu tarihe not düşmek açısından da söylemek gerekiyor. Ve bugün akşam üzeri yaptığımız görüşmelerde tabii şunu da söyledi. 2. tura kim kalacaksa kalsın ama Diyarbakır'ı, Kürtleri unutmasın dedim. Sayın Akşener'in bu konuda bir politika geliştireceğini düşünüyorum. Özellikle kendisine OHAL 96-97'lerindeki İçişleri Bakanlığı döneminde bir reaksiyon var. Bu reaksiyon sıfırlanacağını da görebiliriz gibi geliyor. Bunu da bekleyelim. Ayrıca Tuna Bekleviç'te tebrik etmek gerekiyor. Bireysel bir yürüyüş organize ediyor. En az adalet yürüyüşü kadar etkili, hatta daha etkili bir yürüyüş yapıyor. Türk kamuoyu görmüyor ama yabancı medya bu konuyla ilgili haberler yapmaya başladı. Belki önümüzdeki günlerde Levent Mazırlı Güney'le birlikte yürüyüşünün bir kısmına yine eşlik etmeye gideceğiz. Bunu da not etmek istiyorum. Bu ara bölgemizden ilginç bir haber var. Gazze. Evet, ben şunu da söyleyeyim. Gazze'de Mayıs'ın ilk haftası ben ciddi bir insani kriz bekliyorum. Neden bu insani kriz bekliyorum? Bugün aldığım rakamları belirtmek istiyorum. Bugün Washington Post gazetesinde çıktı zaten bu rakamlar ama bilmiyorum okuma şansınız oldu mu? Gazze'de işsizlik ilk kez %50'nin üzerine çıktı. 20-24 yaş arası işsizlik oranı %68-%70 bandına yükselmiş. Ve Gazze İslam Üniversitesi, tek üniversite oranın, öğrenciler ikinci dönem itibariyle okul kayıtlarını yaptıramamış. Gerekçe ekonomik nedenler. İsrail ablukası zaten devam ediyor. Ama bunun üstüne bir de Batı Şeria'daki Filistin gerçek yönetimi, Filistin devletinin Gazze'ye ekonomik yardımları kestiğini görmekteyiz. Nedeni de tabii Gazze'deki Hamas yönetimiyle olan ayrılıkçı sorunları. Ve bu artık toplumsal patlamaya işarettir. Bu kadar işsizliğin, bu kadar ekonomik krizin ve bunalmanın o noktasında insani bir kriz, siyasal bir krize dönüşebilir. Filistin yönetimi Gazze ile ilgili ne karar alacak bilmiyoruz ama özellikle Gazze'de ayın 4'ünde itibaren başlayacak yeni bir eylemler var. Bu eylemleri de göz ardı etmememiz gerekiyor. Bu insani krizin çok farklı noktaya gideceğini söylemek istiyorum değerli dostlarım. Bu arada gelelim ana gündem maddemize. Trump bugün Fransa lideri Macron'la görüştü. Cuma günü de Merkel'le görüşecek. Görüşmenin asıl nedeni tabii ki kamuoyuna yansıyan kısmı
İran'la imzalanan nükleer anlaşma. Trump yönetimi İran'la ilgili nükleer anlaşmada Avrupalı müttefiklerine 12 Mayıs'a kadar süre tanıdı. Anlaşmadan çekileceğini, eğer Avrupalı müttefikler bu anlaşmayı tekrar revize etmez, korkunç hatalardan vazgeçmezlerdi. 12 Mayıs'a kadar bu anlaşmayı imza koyan ülkeler kimler var bakıyoruz. Hemen baktığımızda Rusya var, Çin var, İran'ın müttefiki diyebileceğimiz, İngiltere, Fransa, ABD var. Toplam 6 ülke oluyor, özür diliyorum. 6 ülke imzalamış bu anlaşmayı. Almanya, İngiltere ve Fransa'nın bu konuda İran'a baskı uygulamasını ve İran'la ilgili yaptırımların daha çok artmasını ve nükleer anlaşma değil, nükleerin neyesinin geçmesini istemiyor Trump. Bu konuda çok sert bir politika izliyor. Bugün Macron Trump'la görüştü. Bu konuyla ilgili farklı düşüncelerini ifade etti. Ve böyle bir durumda ne yapabileceklerini de vurgulamaya çalıştı ve Trump şunu dedi. 12 Mayıs'a kadar tüm Avrupalı müttefiklerime bu anlaşmadaki korkunç hatalardan vazgeçsin dedi. Yoksa 13 Mart sabahı farklı bir yaptırım politikası izleyeceğini ifade etti. Tabii görüşmenin bir de gizli gündem maddesi var. Daha önce yayınlarımızda defalarca ifade ettik. Trump dünyayı regüle edecek bir ekonomik program peşinde. Ve bu programın adı Önce Amerika Doktrini. Bu doktrin gereği de başta Çin ve Avrupa Birliği ülkesi olmak üzere dış ticaret açığı bulunan tüm ülkelere karşı ağır vergi yükümlülükleri getirmişti. Ve 1 Mayıs, yani çok az kaldı, 4-5 gün içerisinde Avrupa Birliği'ne de bu vergi yükümlülüğü getirmişti. Ağır metal özellikle. Almanya bu en büyük mağdurlardan birisi olacak ve arkasından Fransa. İngiltere bu anlaşmanın dışında vergi yükümlülüğün. 1 Mayıs itibariyle Avrupa'ya bir ekonomik ambargo uygulayacak Trump. Öyle ya da böyle değil. Yaklaşık olarak Avrupa ekonomisinin 400 milyar dolar sarsacak bir vergi yükümlülüğünü ifade edebiliriz. Keza Çin'e uygulamaya başlamıştı. Ve Çin geri adım attı. Daha önce bunu yayınımızda belirtmiştik. Çin bu ekonomik ambargoya karşı ABD'nin isteklerine boyun eğecek demiştik. Ve geçtiğimiz 2 hafta önce Çin, Dünya Ticaret Örgütü'ne ABD ile uzlaşmak için 6 ay süre istemişti. Evet, ABD bu teklifi kabul etti. Dünya Ticaret Örgütü gözlemciliği nezdinde Çin ile görüşmelere başlayacağını, bu süreye kadar bazı gümrük vergilerinden muaf tutacağını ifade etti. Ama ağır metal dahil olmak üzere bazı şeylerden kesinlikle muafiyet yok. Yani Çin dizginlendi. Avrupa Birliği her ne kadar İran için gittim diyorsa da Merkel muhtemelen Cuma günü bunu noktaya koyacak. Hazirana kadar mümkünse, ki Haziran çok kritik bir tarih ABD için, yani bu İran'la anlaşma konusunda. Bir, İran'la anlaşma konusunda muafiyet, ama en önemlisi vergi muafiyeti isteyecek. Eğer Trump Avrupa Birliği'ne vergi muafiyeti gerçekleştirir ise, bu Cuma günü akşam belli olacak. Muhtemelen Cumartesi günü Türkiye gündemine veya dünya gündemine düşeceğini düşünüyorum Merkel'le görüşmesinden sonra. Trump İran'a büyük bir yaptırım politikasıyla uygulayacak. Bu öyle ya da böyle yaptırım politikası değil. Daha önce İran'a uyguladığı yaptırımları hatırlayınız. Ekonomik yaptırımlardı ve Türkiye bunun en büyük bedelini de Hakan Atilla davasında gördü ve bu yaptırımdan dolayı muhtemelen bir bölgesel kaos tetiklenebilir. Ve İran zaten bugün açıktan tehdit etti. Aklından dahi geçirmesin dedi. Ve bugün Muhammed Cevat Zarif, o da New York'taydı, bu Birleşmiş Milletler toplantısı yayınımızın başında bahsettiğimiz. Yani çok daha büyük ve daha güçlü bir şekilde nükleer programa devam ederiz eğer anlaşma uymasa dedi. Tabii bugün Ruhani beni şaşırtan bir çıkış yaptı. ABD açıktan tehdit etti, ciddi sonuçlu durur dedi. Yani adım adım ABD-İran çatışmasını göreceğiz. Bu ekonomik anlamda olacak baştan. Askeri anlamda bir ihtimal dışı görüyorum. Hala Rusya ve Çin'de bu anlaşmaya dahil olduğunu unutmamak gerekiyor. Ama 12 Mayıs'ta kadar Avrupa Birliği bu hafta sonu teslim olur ise ABD'nin politikalarına, 12 Mayıs'tan sonra bu anlaşma koşullarını İran'da revize etmez ise ABD belki de bölgenin ve dünyanın en köklü ekonomik yaptırımını uygulayacağını kanaat düşünenlerdirim. Değerli dostlarım, bu arada yayınımıza yeni katılan dostlar var. Rica ediyorum, bir paylaşabilir miyiz? Daha fazla konuk ağırlayalım. Bir de en önemlisi kalpler konusunda birazcık daha cömert olabilir miyiz acaba? Yani vaktimiz varken atalım. Süper kalp atmayı unutmayalım değerli dostlarım. Tabii İran'da bunlar olur ama Rusya ile ilgili de ilginç bir gelişme var. Bugün Rusya'dan bir açıklama geldi.
Rusya ne diyor ki? S-400 konusunda ABD silahlarımızı kötülüyor, Türkiye ile aramızı açıyor diyor. Ve farkında mısınız bilmiyorum dostlar. Türkiye'de bir anti-Amerikancılık yükselmişti geçen ay. Hatta Memmiç'e giriyorduk. Hatta YPG'yi dağıtıyorduk. Hatta ABD askeriyle çatışma karşı karşıya. Çatışma ihtimali vardı. Karşı karşıya gelme ihtimalimiz vardı. Sayın Cumhurbaşkanı hatırlıyorum. Osmanlı tokadı demişti. Bütün havuz medyasının gazeteleri ABD ortak sanki manşet atmıştı. ABD'yi kastederek Osmanlı tokadını yememişti Amerikalı komutanı ifade etmişti. Memmiç gündemden düştü. YPG yok. Suriye meselesi yok. Yani Türkiye gündeminde sanki bir sihirli değnek değdi. Amerikan karşılığı bitti. Bu iyiye mi işaret, kötüye mi işaret göreceğiz. Ama çok yakın bu tarih 14 Mayıs tarihini verdik mi 13 Mayıs tarihini. O tarih aynı zamanda Hakan Atilla davasında nihai ceza kararının açıklanacağı bir dava. Ve bildiğim kadarıyla Amerikan Merkez Bankası Halk Bankası'na bir ceza hazırlığı içerisinde. Bunu defalarca yayında ortaya ifade etmiştik daha önceki yayınlarımızda. Tabii bir yandan da doları sürküle edecek olan bir faiz artırımı gerçekleşecek. Üçüncü kez Merkez Bankası, Amerikan Merkez Bankası Fed'in böyle bir artırım söz konusu. Bu da dolar da haftaya bir hareketli ama 13 Mayıs'tan sonra doların başta euro karşısında arkasından da TL, İran riyalı ve Rus rublesi pardon İran riyalı evet doğru söyledik herhalde. Ve Rus rublesi karşısında devasa bir atılım yapacağını da unutmamak gerekiyor değerli dostlarım. Değerli dostlarım tabii bu arada dün yayında paylaştık. Türk medyasında hiç kimse paylaşmadı. Pompeo ile ilgili bir gelişme var demiştik. Senato Dış İlişkiler Komisyonu'nda Pompeo sıkıntıda. Oylama yapılacak biliyorsunuz. Her ne kadar Başkan Trump atamış olsa da dünyanın süper gücü de olmuş olsa, tek adamı da olmuş olsa Trump, Trump'ı denetleyen bir Amerikan meclisi var. Amerikan senatosu var. Atadığı bakanları meclis onaylamadan yani senato onaylamadan görevi yapamıyorlar. Pompeo dün Dış İlişkiler Komisyonu'nda kendi partisi, Cumhuriyetçi Partisi'nin oylarıyla kıl payı, bakın bu arada Cumhuriyetçi Parti hem komisyonda hem de senatoda üstün, hem de bariz bir üstünlüğü var. Ama kendi parti milletvekilleri, daha doğrusu senatörleri red oyu verdi. Bir oyla, sadece bir oyla, 3 tane red oyu aldı 14 kişilik komisyonda, bir oyla Dış İlişkiler Komisyonu'ndan olurlu geçti. Şimdi senatoya gelecek. Senatoda başta demokratlar yani muhalifleri olmak üzere, Cumhuriyetçi partilerde Pompeo'yu istemeyen ciddi bir kitle var. Ama ben olağanüstü bir şey beklemiyorum. Dün de belirttik. Sadece ve sadece Amerikan tarihinde en son 2000'li yıllarda bu George Bush'un Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi adayı John Bolton yani şu anda Amerika Birleşik Devletleri Trump'ın ulusal güvenlik danışmanını veto etmişti. Kendi partisinin olmasına rağmen böyle bir durum söz konusu. Pompeo göreve başlama tarihi de muhtemelen Mayıs'ın ilk haftası geçerse. İran konusunda Trump'ın verdiği tarihe de bakarsanız 12 Mayıs. Pompeo CIA direktörü aynı zamanda geçtiğimiz ay hatırlarsınız geçtiğimiz haftalarda daha doğrusu ay bile demek doğru olmaz. Kim Jong'la Kuzey Kore'ye gidip görüşebilecek kadar da radikal bir isim. Ve Pompeo göreve geldiğinde ilk politikası ve net açıklaması fundamentalist, İslami, terör örgütlerini destekleyenlerle mücadele edeceğini, kesin mücadele edeceğini ifade etti. İran'a açıkça meydan okudu. Tabii Türkiye'ye de açıkça şunu söylemişti daha önceki konuşmalarında. Dileyenler arşivlerden bulabilir. Totaliter İslami bir rejime doğru gidiyor. Bunu not ettik demişti Pompeo. Bunu da göz ardı etmemiz gerekiyor. Yani Pompeo geldikten sonra Trump'ın troikası tamamlanmış oluyor. Bu troikayı defalarca sizlere bahsettik. John Bolton, Pompeo ve en önemlisi ise Fed Başkanı Powell. Evet Powell'ydi yanlış tutmayalım. Bu arada yayın için kusura bakmayın bazen heyecanlanıyoruz. Bu kadar konulara biraz da işin doğrusu belli bir sistematik içerisinde sizlere aktarmaya çalışıyoruz. Amatör heyecanımızla kusura bakmayın değerli dostlarım. Böyle bir durum söz konusu. Bu arada notlarım arasında bir olayı da açıkça kınamak istiyorum. Sizlerle de paylaşmak istiyorum. Mersin Akdeniz ilçesinde bir ilkokul 23 Nisan gösterilerinde 3. sınıf öğrencilerinin kız kıyafetli kız öğrencilerin çocukların daha doğrusu 9 yaşında 8 yaşındaki öğrencilerin kıyafetlerini müstehcen bulan artık bunu kelime de kullanmak istemiyorum yani bilmiyorum hakarete girecek dava bile açılabilir ama sapık başka bir açıklaması yok. 8 yaşında çocuktan tahrik olan cinsel arzu duyan sapık bir milli eğitim müdürü tarafından gösteri iptal edildi.
Çocukların ağlamasını izledim bugün videolarını. Fotoğraflarına baktım. Ya o çocuklar aylardır bu gösteriye hazırlanıyor. Bugüne kadar denetlemedin. Farz edin ki denetlediniz. İle bu foto ya bundan ne tür bir haz duyuyorsunuz? Ne tür bir mantık? Bu nasıl bir pedofilik bir ruh halidir? Türkiye hakikaten yani bazen diyoruz tamam laiklik konusunda bazı muhafazakarların hassasiyetleri var ama bu sapıklığa karşı kim niye bir reaksiyon göstermiyor? Bugün meclis gündeminde bunu birkaç milletvekili gösterdim. Hatta haberleri de gösterdik. Çoğu haberdar değilmiş. Bakalım yarın itibariyle resmen bu konuyla ilgili bir açıklamalar da bekliyoruz ama bu sapık, bu gerici zihniyet ülkeyi kutuplaştırmaya, ülkeyi bölmeye çalışıyor. 8 yaşındaki çocuktan tahrik olan bir milli eğitim müdürü benimle aynı, benim verdiğim vergiyle maaş alamaz. Ben açıkça söylüyorum. Bu sapıktır. İsterse istediği dava açsın şahsıma. Bu açıkça gericiliktir. Bu açıkça pedofilik bir ruh halidir. Tedavi olması gerekiyor bu kişinin. Yani bu olay hakikaten ben notlarımı atladım. Çok da sinirlendim. Yani bilmiyorum reaksiyonum yanlış olabilirse özür diliyorum dostlarım ama hakikaten böyle bir durum söz konusu. Bu arada notlarımızda bakıyorum unuttuğum bir şeyden var mı diye. Değerli dostlarım şunu da söylemek istiyorum. Tekrar seçime döneceğim. İktidar Partisi'nde vekillik mücadelesi var demiştik ama çatı projesinde çöktüğünü görmekteyiz. İktidar Partisi artık çatı konusunda bayağı bir geriye gitti. Artık çatı konusunda muhalefetin çatı adayı çıkamayacağı konusunda aynı fikir oldu. Bugünkü açıklamada da bunu gösteriyor. Bu yüzden şunu söyleyebilirim. Uluslararası gündemden kopmamamız gerekiyor. 13 Mayıs günü bir dolarda olağanüstü bir hareketlilik bekliyorum. Tekrarlıyorum. Dolarda olağanüstü bir hareketlilik bekliyorum. Buna karşı Türk ekonomisinin kırılganlığını da göz ardı etmememiz gerekiyor. Bu hareketlilik başta Türkiye, İran ve Rusya'yı hedef alacak. Başka ülkelerin para birimlerinde bir kayıp beklemiyorum. Keza euro karşısında doların bir parametrede değer artışını bekliyorum ama euronun TL'ye karşısında artışını beklemiyorum. Ama düşüşünü de beklemiyorum. Bundan not ediyorum dostlar. Bakalım neler olacak hep birlikte göreceğiz. Ama çok çok ilginç noktalar, olaylar yaşanacak diyebiliriz. Yunanistan'da bir kriz demiştik geçtiğimiz hafta. Yunan Başbakanı Tsipras hatırlarsanız Meis adasına gelmişti. Kaş adası, Kaş'ın karşısında, Anatolia'nın Kaş'ın karşısında. Yunanistan konusunda farklı bir noktaya doğru evriliyoruz. Bundan not etmemiz gerekiyor. Keza Yunanistan'da da zaten bir iktidar koalisyonla ortada siz de biliyorsunuz değerli dostlarım. Ve Yunanistan'la Türkiye arasında gerilimin Ege'de gün geçtikçe arttığını görüyoruz. Ve Fransız seyir füzesine sahip Fransız savaş gemileri haftaya Ege'ye geliyor. Fransız diyoruz ama aslında Yunanistan kiraladı askeri anlamda. Bu Orta Doğu'da, Doğu Akdeniz'de ve Ege'de tüm dengeleri değiştirecek bir savaş gemisi. Seyir füzesi demek yani Amerikalıların Suriye'ye geçen hattını saldırdığı Tomahawk füzelerini atabilen bir tür gemiden bahsediyoruz, savaş gemisinden. Yani denizden karaya vurabilecek, nokta atışı yapabilecek bir şey. Normalde uçakla vurabilirsiniz tabii ki kara noktalarını. Ama uçakla belli bir süre havada kalabiliyorsunuz. Belli bir nokta takip edilebiliyorsunuz. Savunma sistemleri devreye giriyor. Ama denizden karaya, içerideki hedeflere kadar vurabilecek bir denklem değiştirici silahtan bahsedebiliriz. Bu bakalım Ege'de durumu nasıl yapacak? Hep birlikte, sizleri birlikte biz de izleyeceğiz değerli dostlarım. Değerli dostlarım yayınımıza bir 5 dakika soru cevap yapalım ama arkasından rica ediyorum hiç kimse ayrılmasın. Bir ricam var. Onun için sizlerle paylaşmak istiyorum. Farklı konuyla ilgili sorular bekliyorum. Bizi vuracak değiller ama bu silah sonuçta savaşlar yani normalde çağdaş devletler savaş yapmaz silahları üzerinden dengelerini gösterirler, güçlerini gösterirler. Ben güçlüyümdür. Normalde ABD'de Türkiye'yi vurmadı. Vurmuyor da. Ama ABD'nin güçlü olduğu için Türkiye'de ABD hegemonyası sürüyor. Bu açıdan bakmak gerekiyor. Çok ciddi bir tehdit unsuru. Caydırıcı bir unsur. İyi Parti ile Saadet Partisi meclis ittifakı konusunda %100 anlaştılar. Saadet Partisi'nin sadece Cumhurbaşkanı adayı bekleniyor. Ve en önemlisi yayınımızın başına gittim. Çok düşük bir ihtimal ama Meral Akşener'in adaylığı konusunda YSK'nın bir hamle yapma şansı var. Seçimin ertelenmesi bir ancak sıkı yönetim pozisyonunda ertelenebilir. O halde rejim altındayız. Sıkı yönetimi gerektirecek koşullar belli. 1. Savaş atmosferi. 2. Çok ciddi bir terör saldırısı. 3. Ciddi bir kaos ve iç savaş ihtimali. Bu ihtimallerden 3. ihtimali hiçbir zaman şu anda görmüyorum. Ama 1 ve 2 ihtimalleri her zaman masada. Tabii ki bu durumda anayasal hak olarak Cumhurbaşkanı seçimleri erteleyebilme hakkına sahip. Kıbrıs konusunda çok değindik. Saadet'in oyu 0.65 falan değil. Şu anda tüm anket sonuçlarında.
Baraj olmadan %8, baraj olursa %3 bir tabana sahip. Aslında çok güzel bir konuya değindi Samet kardeşim, AKP'nin seçimlerle ilgili çağrısı. Ben bu konuyu gündemden unutmuşum, özür diliyorum. Aslında gün içerisinde planladıklarım vardı. O kadar yoğun bir gündem olduğu için unutuyoruz. Avrupa Parlamentosu, Avrupa Komisyonu pardon, yanlış oldu. Evet, Avrupa Komisyonu Parlamenterler Meclisi bugün Türkiye'ye seçim çağrısı yaptı. Seçimi erteleyin çağrısı yaptı. Gerekçe olarak haklı bir gerekçe aslında. Türkiye'de muhalefet bunu değerlendirmedi. Seçimden kaçıyor imajından korkmak, korktu imajı vermemek için ama seçimlere, yani seçime gidiyorsunuz ama daha seçim yasanız yok ortada. Hakikaten uyum yasalarını Perşembe günü meclis çıkarmaya başlayacak. Türkiye Cumhuriyeti seçimi karar aldı, tarihini aldı. Neredeyse adaylar belli, pusulalar basılacak ve 60 gün kalmış. Ama hala biz hangi kurallarla seçime gideceğiz bilmiyoruz. Yani dere geçerken at değiştirme hikayesi vardı ya, biz onu da geçtik. Ciddi söylüyorum, o aşamayı geçtik. Bir kural vardı, sondan kural değişir diyoruz. Oyuna başlıyoruz ama kural ne olduğunu bilmiyoruz. Ve Avrupa Komisyonu bu konuda çok ciddi bir reaksiyon göstererek Türkiye'yi bu konuda uyardı ve seçimler erteleyin dedi. Bu Avrupa değerlerine yakışmıyor dedi. Avrupa'nın tabii ki tavsiye kararı ama Avrupa'da dedi, yani böyle bir mantık olamaz dedi. AB aday ülkesisiniz dedi ve komisyonun parlamentonun resmi üyesisiniz dedi. Yanlış hatırlamıyorsam 15'te milletvekilimiz var parlamentoda temsil edilen. Tabii bunun sonuçları var. Bu Avrupa Birliği'ne, AGİT'e de yansıyacak. AGİT Türkiye'de, bakın çok tehlikeli bir şey söyleyeceğim. Bugün tweet attım ama pek reaksiyon görmedim. Dünyada tüm demokratik seçimleri denetleyen uluslararası bir kurum var. Avrupa Güvenlik İşbirliği Teşkilatı dediğimiz, kısa da OSKA olan insan hakları bürosu dünyada seçimleri denetler. Her ne kadar adı AGİT olsa da Kanada ve ABD'de ve Rusya'da bir komisyonun üyesi, AGİT'in resmi üyesi. AGİT yaklaşık olarak Türkiye'de 98 yılından beri seçim gözlemi yapmakta. Her seçim gözlemi Türkiye'yle ilgili olumsuz raporlarını, olumlu noktalarını tüm dünyaya şeffafça belirtmekte. Genellikle sınırlı ve süreli bir gözlem yapmakta. İki tür zaten gözlem var. Yine sınırlı ve uzun süreli ve sınırlı ve kısa süreli gözlemleri. 60-70 tane genellikle AGİT gözlemcisi Türkiye'de bulunur. Bu farklı bölgelerde seçim güvenliğiyle ilgili tartışmaları, seçim günü gözlem yaparlar. Seçim öncesi yasalar üzerinde raporlar hazırlarlar. Seçim sonrası da siyasi partilerle, taraflarla görüşerek objektif raporlar hazırlarlar. Ha, Türkiye bugüne kadar AGİT'in bütün seçimlerinden geçerli not almıştı. 16 Nisan referandumu hariç. 16 Nisan referandumu AGİT çok net bir tepki koydu. Ve bugün Avrupa Komisyonu Parlamenterler Meclisi'nin çağrısından sonra şu risk ortaya koydu. AGİT Türkiye'de seçim gözlemi yapamayabilir. Ne var bunda diyeceksiniz. Seçimlerin iki mesajı vardır. Bir, kamuoyuna, kendi kamuoyunuza mesajı vardır. İki, uluslararası kamuoyuna mesajı vardır. AGİT sadece ve sadece son 10 yılda iki ülkede seçim gözlemi yapmadı. Bir, Kuzey Kore başkanlık seçimlerinde gözlem yapmadı. İki, kesinlikle mi kesinlikle Esad'a da çağrı yapmıştı. Geçtiğimiz yıl Esad'ın seçimini onaylamadı. Gözlem yapmadı. AGİT seçim yapması için 90 gün süre ihtiyacı var. Planlaması açısından, hani AGİT'in de belli bir prosedürü var. Ve bu konuda zaten kendi internet sitesinde bu planlamayı ortaya koyuyor. Seçimi 3 aşamaya ayırıyor. Seçim öncesi, seçim ve seçim sonrası. Bir seçim takvimi olarak ifade ediyor. Ve bu süre içerisinde gözlem yapamayabilir AGİT. Türkiye'de AGİT eğer gözlem yapmaz ise Kuzey Kore ile eşdeğer bir seçimimiz olacak. Dünya kamuoyunda değeri bu. Ve muhtemelen Avrupa Komisyonu da bu konuda bu tavsiye kararını uyacağını düşünüyorum ama Türkiye bugün Sayın Başbakan dedi, onlar kendi işine baksın. Böyle. Şimdi el işareti yapmak da istemiyorum. Malum tehdit ediliyor bugün el işareti yapan grup başkan vekilleri. Biz de başımıza iş almayalım ama bu böyle bir durum olmaz ya. Hakikaten yani madem yangından mal kaçırıyorsunuz, panik seçim mi yapıyorsunuz ki bunun adı panik seçimdir. Bu seçimi kim istiyor bilmiyoruz ama AGİT gözleminden de kaçma ihtimali var. Seçsiz yazılımını AGİT Amerika dizayn etmedi. Seçsiz yazılımını, yani çok net bir söyleyeyim. Bu konuyla ilgili daha önceler yayınladığım videolar, köşe yazıları da var. Seçsiz yazılımı Amerika'da Pennsylvania Üniversitesi tarafından çıkarıldı. Hala da güvenlik sertifikasyonu 3. CMMI 3. düzeyde. Ve bu üniversiteden yapıldı ve Amerikan Askeri Enstitüsü'ne ait bir güvenlik yazılımıdır.
Hayır, kesinlikle yok. Saadet Partisi'ne geçecek dedikodu tamamen Adalet Kalkınma Partisi'nin kaotik yaptığı bir manipülasyondur, gündemdir. Yani biz geçecek olduğunu bekleseydik, anayasa referandumunda beklerdik. Sonuçta milletvekillikleri devam edecekti. Pennsylvania Amerika değil. Mesajım net anlaşılmıştır sanıyorum Nuh'un gemisinde. Bu çok zor bir soru yani. Uluslararası ekonomi pek bilgim yok. Ekonomi konularda fazla yorum yapmamaya çalışıyorum. Ekonomist değilim. Ezra yeni baştan izleyeceksin kardeşim. Tekrar bunu tekrarlamayın burada. Uzun bir konu. Yani kesinlikle katılıyorum. MHP İYİ Parti seçime girmenin noktası AKP'yi kandırdı. Moderatörüm, şu Ezel 35'i engelleyebilir miyiz? Avrasyacılık bitiyor. Hatta bitti. Bitiyor diye bitti. Bugün yanlış hatırlamıyorsam Vatan Partisi'nin genel başkanı Yaşar Okuyan da partisinden istifa etti. Bakınız, 15 milletvekilinin İYİ Parti'ye demokrasi adına geçmesine en fazla reaksiyon yok mu gösteren Adalet Kalkınma Partisi değil. Hani eleştirdiler. Ama en sert muhalefeti, en sert çirkin iftirayı, hakareti, pazarlık iddiasını gündeme getiren kim biliyor musunuz? Doğu Perinçek. Bunu da göz ardı etmememiz gerekiyor. Gül'ün bir hamlesi olmayacak. Gül şu anda net söyleyebilirim. Saadet Partisi'nin bu hafta açıklanacağı adayıdır. Rusya açısından bir sorun yok. Rusya Avrasyacılık üzerinden kurmuyor ilişkilerini. Birileri Türkiye'ye Rusya ilişkisini Avrasyacılık üzerinden pazarlıyor. Bu arasında ince bir fark var. Rusya Türkiye ilişkilerini Avrasyacılık üzerine kurmuyor. Tekrarlıyorum. Rusya tamamen kendi egomayası üzerine kuruyor. Kendi çıkarları üzerine kuruyor. Avrasyacılık bir doktrin. Doktrin de eşitler, güçler eşitliğinden falan bahseder. Ama Türkiye'ye sanki bu Rusya ile ilişkileri ben kuruyorum, ben sağlıyorum, ben pazarlıyorum diyen bir ekol, bir güç var. Ama bunlar Rusya ile yapılan ticarette veya Doğu Blok ülkeleriyle yapılan ticarette tamamen iktisadi ve siyasi çıkar elde etme kaygısında olan bir takım çıkarcı kliktir. Bu operasyonların da sonu geldiğini ifade edebilirim. Bu arada Süper Kalp gelmemiş bugün. Ben mi yanlış gördüm? İktidarın muhalefeti yapacağı her adımdan artık haberdar olmadığını bu 15 yıl olayında gördük. Ceza borsasını bilemiyoruz. Amerikancılığın sonu bu topraklarda gelmez. NATO müttefikiz. Bunu unutmamamız gerekiyor. Yani tabii insanlar böyle tercih içerisinde bırakmış olması da ayrı bir şey. Son bir soru daha alayım. Bugün ayrılmayın yalnız. Bir açıklamam olacak. Gül'ün hala seçimleri ikinci tura taşıyabileceğini düşünüyorlar. Yani soracağın hali ne olacak? Bu geniş bir soru. İade kakası. Kesinlikle. Değerli dostlarım, en iyisi ben son soruyu almayayım. Hemen gündemimizi fazla da uzatmak istemiyorum. Çünkü gerçekten kaç dakika olmuş. Yayını ben de artık ya samimiyetle söylüyorum. Kendi yayınımı telefondan ben de takip etmeye çalışıyorum. Artık kamera olanaklarına sahibiz. Değerli bir okurumuzun katkısıyla onunla teşekkür etmek istiyorum. Şu anda bizi izliyor. Kendisine özel teşekkürlerimi ifade ediyorum. İsmini açıklamasam da. Bu arada yayınımız 43 dakika. Artık son 5 dakikamızı değerlendirelim. Değerli dostlarım, öncelikle teşekkür ediyorum yayınımı buraya kadar izlediğiniz için, yayınımı paylaştığınız için, birliktelikçi gazeteciyle hep birlikte adım attığımız için artık yayınlarımız belli bir ortalamayla, belli bir saygınlıkla izleniyor. Bugün milletvekillerin meclisinden benimle ya ne zaman yayın yapacaksın sözünü duydum. Bu aslında talep edilmeye başladığımızın da göstergesi. Bu bizi onurlandırdı, gururlandırdı. Sizlerle birlikte yaptık bunu. Gerçekten çok da teşekkür etmek istiyorum. Haftaya bir yayın sözü daha aldık. İnsan hakları üzerine, aslında Türkiye gündeminden düşüyor ama insan hakları üzerine Sezgin Tanrıkulu'yla 23 derecede bir değerlendirmemiz olacak. Çarşamba günü muhtemelen, bilginiz olsun. Arkasından şunu da söylemek istiyorum. 200 hedefi ortaya koymuştuk. Bu hedeften biraz eksiğiz hala. 13 kişi eksik kaldık.
Ve şunu söylüyorum, bazı insanlar, bazı dostlarım burada söz verdi. Artık o sözlerini yerine getirsin. İyilik ertelemeye gelmez diyoruz. Yani bunu ertelemeyelim. Şu anda bitiyorsa bitirelim. Bu kadar net. Yani yapalım bu yayından sonra. Gerekirse Patreon üzerinden 200 kişiye tamamlayalım. Bazı dostlarımıza ricamız şuydu. Bazı isim isimle saymak istemiyorum ama. Bir tanıdığınızı, bir arkadaşınızı Patreon yapın. Yapamıyorsanız bir aile bireyiniz adına tekrar Patreon'a giriş yapın. İkinci bir kişi olarak. Bu zor değil. Ya 200 hedefi bizim için eşik değer. Bağımsızlığımız için eşik bir değer. Ve bağımsızlığını sağlayamıyoruz. 23 derecenin de artık yeri var ama eşyası yok. Bir yayın masamız yok. Bazı teknik ışık olanaklarımız yok. Bunun için katkı vermek isteyen dostlarım, özellikle iş adamlarından ricam. Bu dönem hakikaten seçim döneminde olağanüstü bir tempoya da gireceğiz. İl çalışmalara da başlayacağız. Yani şunu söyleyeyim. Sıradan okurum için şunu söylüyorum. Sıradan derken kelimelerde yanlış anlaşılmasın. Gerçek okuyucularım için şunu söylüyorum. Bir kahve, bir çay ısmarlamasını istiyorum. Herhalde yanına gittiğinde bana kahve ısmarlamayacak, çay ısmarlamayacak okurum yoktur. Onu yapmak yerine bir zahmet Patreon'a girsin. 3, 5, 10 neyse bir dolar destek olsun. Bir de iş adamlarına diyeceğim. Birkaç aylığına veya bir yılına artık kendiniz bilineceğiniz şu süreçte kurumsallaşana kadar bir işçi çalıştırıyormuş, bir kişi istihdam ediyormuş gibi şu 23 derece omuz atalım. Çünkü kadromuzu artık bir kişi almamız gerekiyor. Profesyonellik açısından. Hedefleri büyütüyoruz. Zaten bunu ifade etmiştik. Gerçek anlamda yetişmek de istiyoruz. İl seyahatleri yapmak istiyoruz. Ve bu hafta bazı il seyahatlerimizi istediğimiz gibi planlayamadık. Sınırlı kaynaklarla işler yapmaya çalışıyoruz. Görüşmeler yapmamız gerekiyor. Yayınlar yapmamız gerekiyor. Bir de artık şunu söyleyeyim yani. Evet, ailenizden biri olmaya çalıştım. Yani sizin Gökhan olmaya çalıştım. Bir kaygım, bir korkum olmadı sizden yana. Ve keza şunu da söylemek istiyorum. Bir hiçbir zaman egom da olmamıştır. Ne istemişsem net söylemişimdir. Ne yapmak istediysem net ifade etmeye çalışmışımdır. Elbette hatalarım var. Elbette yanlışlıklarım var ama sizden birisiyim. Sizin gibi birisiyim. Bu yüzden de destek olmanızı bekliyorum. Yani şu yayından sonra DM atabilirsiniz. Telefon numarası bulunan samimi dostlarımı arayabilirsiniz. Bir çözüm üretelim. Şu 200'ü geçelim. Bir de ikincisi şu yayınlar için, yeni yerimiz için bir dönem desteğe ihtiyacımız var. Bir kişi istihdam ediyor gibi çalışmanızı rica ediyoruz. Yani hep birlikte yapmak zorundayız. Yani bu şunu söylüyoruz. Hep şunu işaretliyoruz. Medya yok, medya yok. Alternatif medya var. Siz ne yapıyoruz diyeceğiz. Biz ne yapıyoruz? Bunu ortaya koyalım. Belki bu yayınlar çok ilkel. Çok olağanüstü zor koşullarda gerçekleşiyor ama ilkel olabilir. Amatör olabilir. Ama bir umut. Umut var. Ve umut unutmayın. Bu topraklarda zaferden daha değerli. 23 derece belki bugün bu amatör olanaklarla devam ediyor. Ama bugün şunu gözlemledim. Ve birkaç milletvekilinden bu konuda takdirini de gördüm. Olağanüstü iş yapıyorsun dediler. Evet, olağanüstü iş yapıyoruz. Yapıyoruz diyorum. Yayını belki ben karşınızdayım ama sizlerden aldığım bilgilerle, fikirlerle yürütüyorum. Çok da hoşuma da gidiyor. Ve ben bunu vazgeçmeyeceğim. Şunu da söyledim. Bir kişi dahi olsa izleyen ben bu yayınları yapacağım. Ama gönül ister ki bağımsız yapabilmek, gönül ister ki bu bağımsızlığımızı sizler sayesinde sağlayabilmek. Şunu söyleyebilirim vicdanım rahat bir şekilde. Bağlantısızım ama bağımsız değilim. Bağımsız olmamın nedeni de okuyucumun sadece okuması, izleyicimin sadece izlemesi. 200 kişi olamıyorsak bu bizim ayıbımız. YouTube'da 10 bin abone olamıyorsak her gün o 20 bin defa bu yayınlarımız izleniyor. Yüz binlerce takipçimiz var ama 10 bin abone olamıyorsak bu bizim ayıbımız. Eşimiz abone yapmıyorsak, çocuğumuz abone yapmıyorsak, kardeşimiz abone yapmıyorsak, anne babamız abone yapmıyorsak bu bizim ayıbımız. Nasıl olacak bağımsız medya? Türkiye'de gazeteci yok. Yok. Belki benden önce, belki bizden önce gazeteciler vardı. Onlara da sahip çıkmadığımız için bu hale gelmedik mi bu ülke? Medya tekelleri bugün belirlerini geçmedi mi? Ya bugün sahip çıkacağız ya hiç sahip çıkmayacağız. Bu kadar net. Ben açıkça söylüyorum. Şu yayından sonra vicdan diyen okurlarımdan açıkça söylüyorum. Bir mesaj bekliyorum. Bakınız ben haftaya kendi büromda kendi yayınlarımızı yapmak istiyorum. Misafirlerimizi ağırlamak istiyorum. Ama yok. Değerli dostlarım teşekkür ediyorum. Sizlerle dertleşmek güzel bir şey ama şunu unutmayın. Benim asıl bir ricam var. Bu yayınları paylaşın. Bakınız 16 bin ortalamadayız. Şimdi 20 bin ortalamayı hedefliyoruz. Ve çok kısa bir sürede Haziran'a kadar 50 bin ortalamayı bekliyoruz. 50 bin kişilik bir izleyici kitlesiyle Türkiye'de bağımsız medya olmak istiyoruz. Paylaşın. Tekrar izleyin. Tekrar izlerken kalpler konusunda cömert olunuz. Sizlerle birlikte varız. Yarın saat 23'te yine burada olacağım. Eğer özgürsem, eğer ayaktaysam. Çok teşekkür ediyorum yayınımı izlediğiniz için. Umudun ötesindeyiz, gerçeğin kıyısındayız dostlar. Saygılar.